İyi günler sevgili izleyiciler. Yeni bir hafta, yeni bir konuk ve yeni bir resimle yine her hafta olduğu gibi beraberiz. Her hafta olduğu gibi bugünkü konuğumuz da özel. Ahmet Şinasi İşler. Kendisi ünvanı pek kullanmak istemiyor ama ben yine söyleyeceğim. Profesör Doktor Ahmet Şinasi İşler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Şinasi İşler kimdir? Ahmet Şinasi İşler, Bursa İhsaniye Köyken, İhsaniye Köyü'nde ilkokul öğretmeni İsmail İşler'in oğlu Ahmet Şinasi İşler. Orada doğduk, büyüdük. İhsaniye Köyü'dü. Şimdi nerelere geldim? Lisans eğitimi, Bursa Erkek Sesi, onu söylemem lazım, o önemli. Onunla gurur duyuyorum. Hala aynı formunu koruyor. Kesinlikle onunla gurur duyuyorum, Bursa Erkek Sesi olmakla. Oradan mezun olduktan sonra eğitim fakültesi, resim eğitimi, grafik ana sanat dalından mezun oldum. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Yine Marmara Üniversitesi'nde sanatta doktora programıyla doktoraya karşılık sanat eğitimi. Grafik üzerine grafik, mi? Grafik üzerine. Yüksek lisansım grafik eğitimi üzerine. Çünkü benim yani lisansım sanat eğitimi. Üst eğitim doğrudan tasarım, grafik tasarım yani pür tasarım sanat üzerine. İşte Atatürk Üniversitesi'nde çalıştım, Uludağ Üniversitesi'nde çalıştım. 98 yılından beri Uludağ Üniversitesi'nde çalışıyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kuruluşunda yer aldım. Orada uzun süre yönetici gerek bölüm. İki dönem dekanlık yaptığınızı biliyorum. Dekanlık, dekan yardımcılığı hepsini evet. Yaptık şükürler olsun. Alnımızın akıyla. Şimdi bütün idari görevlerimi bıraktım. Hatta yakın demin bayağı oldu şeyi de bıraktım. Bölüm başkanlığı onları da ayrıldık ama öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum. Bu emekliliğe doğru bir yol açma olarak emekliliğe da görebiliriz herhalde. Derken yani ben emekliliği hiç düşünmedim ama yani bizim meslekte emeklilik yoktur. Biliyorsun sen de bu işi yaptığın ölene için. Ölene kadar sanat. Yani devamlı yapacağız. Hatta biliyorsun Matis yatağında bile bir şeyler veriyorum. Mesela sopayla çubukla bir şeyler yapmaya çalışıyormuş. Resim yapmaya çalışıyor. O çubuk o kaldıramıyor kendini. Tekrar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bizim işimizin sonu yok. onu yapacağız. Ben işime daha çok odaklanıyorum böyle. Herhalde artık deneyim de çok önemli. Bir yerden sonra hakikaten Nuri ne yapsan sanat oluyor. Yani o deneyim çok önemli. Ben deneyimi önceden gençken pek önemsemezdim. Ama deneyim çok önemliymiş. Yani eğitimle beraber deneyim. Eğitim tabii ki önemli. İşin kitap bilgilerini alıyorsun. Ama kitap bilgilerinin aynı o deniz kenarında topladığımız camlar gibi böyle iyice aşınıp kendini bulması gerekiyor. İşte deneyim insanı şekillendiriyor. Yani aldığınız o bilgileri şekillendiriyor. O da çok önemli. Yani şimdi üretiyorum. Gayet güzel. Pür sanat üzerine üretiyorum. Belli dönemlerde bir şeyler yazma üzerine yoğunlaşıyorum. Yani kendi içimden geldiği gibi hareket etmeye çalışıyorum. Hatta buraya bile biliyorsun bisikletimi atladım geldim. Evet. Yani artık böyle. Mütevazi bir yaşamınız olduğunu biliyorum. Daha çok böyle doğaya değer veren, kendi sağlığını koruyan, daha doğrusu araçlardan uzak duran kişi olarak tanınıyorsunuz. Şimdi Ahmet Bey, biz aynı zamanda programda bir etkinlik yapıyoruz. Konu tabii serbest. Gelen konuğun kendi becerisine göre belirliyoruz. Siz artık bu işin duayeni, uzmanı, ben bir şey söylemek istemiyorum. Malzeme hazır. Biz aynı zamanda da sanatsal sohbete devam edeceğiz. Siz de etkinliğinizi tamamlayın. Daha doğrusu resmi. Hatta demiştim buraya gelen alan kişiler başka alanlardan onlara resim yaptırdım. Benim alanım zaten evet. Resim tasarım. Keşke bana da şiir söylesin. Şimdi dans yaptırsa. İzleyiciler bazen de böyle uzmanları görmek istiyor. Değişiklik hem sohbette olsun. Hem de hiç tabii çalışmada. Yok. Yani hiç sıkıntı yok. Bir şeyler yaparız. Şimdi keyifli sanat demişken oraya virgül koyarak çünkü orada bir başlık açacağım sohbet esnasında. Şimdi ne tür bir resim yapalım? Şimdi sanatçıların belli temaları vardır. Belli temalar üzerine yoğunlaşırlar.
Yani ben baktığım zaman bir figüratif resim bağlamında İstanbul temasını çok işlerim. İstanbul'u severim. İstanbul teması üzerine yoğunlaşırım. Müzisyenler serileri vardır benim. Çalışanlar serisi vardır. Göçmenler serisi vardır. Yani belli dönem, belli aralıklarda ben değiştiririm temalarımı. Şimdi belli bir tema üzerine çalışmak neden önemli? Şöyle önemli. Yani derinlemesine çalışmak, uzmanlaşmak. Şimdi diğer türlü daldan dala atladığınız zaman uzmanlaşamazsınız. Yani evet. Şimdi baktığınız zaman bu diğer alanlar için de önemli. Mesela diyelim bir göz hekimi. Sadece bir dalda, değil mi? Ömrünün sonuna kadar onunla yoğunlaşıyor. Bize de belli bir temayı yakalarsanız, belli bir konuyu, onun üzerinde yoğunlaşıp artık onu nerelere getirirsiniz? Tabii o derinlemesine artık gidiliyor. Tabii bir dil oluşur. Bana göre de sanatsal dil seçtiğin konudan kaynaklanmamalı. Senin teknik anlatım dilinden kaynaklanmalı. Bu nedenle insanların bu konuları değiştirmesi önemli. Yoksa ben mesela hep kuş yapsam, insanlar kuşu gördüğünde ne yaparsan yap Ahmet Şinasi işler diyecekler. Ama ben tren yaptığımda da buna Ahmet Şinasi işler demeliler. Ağaç yaptığımda da, dere yaptığımda da. Benim imzam dilim olmalı herhalde. Bu. Yani o tekniğiniz, tarzınız aynı yorum zamanda dilim. İmzanız. İmza olması. Yani resminizi gördüğü zaman ne çizerseniz çizin bilirler ki bu Ahmet Bey'in tarzı. Ahmet Bey derken sanatçının tarzı olması gerekir. Yani benim düşüncem o. Yani evet. Bir sanat eser imza gerektirmemeli. İmzanın kendisi. Şiir okurken de öyle değil mi? Bazı şiirleri okuduğunuz zaman söylemeye gerek yok yani kimin yazdığını. Ya da bir şarkı tınısından anlarsınız kimin yazdığını, kimin bestelediğini. Van Gogh resmi çok belirgindir. Birçok ressamdır yani. Belirgin. Picasso'da, Van Gogh'da. Evet. Tabii baktığınız zaman Pop Art'a gelin, Andy Warhol'da. Hepsinde belirgin. Evet, başlayabiliriz resme. Başlayalım. Ben de can alıcı soruları soracağım ara ara. Hem resim yapacağız hem konuşacağız. Aynen, sohbet edeceğiz. Profesyonellik böyle bir şey demek. Şimdi, tabii biz aynı meslektaş olduğumuz için birbirimizi iyi anlarız ama izleyici bazı terimleri anlamayabilir. Evet. Bilgi gerektirir çünkü. Ben tabii seyirci tarafından soru soracağım halk tabiriyle. Yani hazır uzmanını bulmuşken... Şimdi öncelikle kırmızıyla başladık. Ben de öğrenmiş olayım bu arada. Benim de hocamsınız aynı zamanda. Estağfurullah. Uzun yıllar tanışıklığımız var. Resim sanatıyla uğraşanlar kendini sanata verdiği zaman çok zor konuşurlar. Onu biliyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Ama tabii bu en iyisini yapmaya çalışacağız. İkisini bir arada da götürürüz. Öncelikle sanat nedir diye soruyorum açılış olarak. Sanat nedir? Sanat varoluştan beri, insanların varoluştan beri bir şekilde olmuştur. Hayatında olmuştur. Olmazsa olmazlarından biridir. Bilim, sanat, felsefe. Bunlar insan hayatının bana göre olmazsa olmazları. İnsan bilimle doğrunun peşinde koşarken sanatla da güzelin peşinde koşuyor belki de. Kendi güzelini arıyor. Baktığınız zaman ta Lascaux mağarasına 35 yıl önce Altamira mağarasında insanlar bir şeyleri resmetmişler. Oradan geliyorsunuz, bakıyorsunuz Mısır hiyeroglifleri. Yani tarihin her döneminde insanlar bir şekilde sanatı kullanmışlar. Tabii ki sanat derken sadece resim diye düşünmemek lazım. Yani fonetik sanatlar var, devinim sanatları var, dans bunun içine giriyor. Edebiyat da bir sanattır, sözle uğraşıyorsunuz, sözleri aynen. Kompoze ediyorsunuz. Biz biçimleri, renkleri biz kompoze ediyoruz. Biz sadece bir alanındayız. Bir alanındayız. Evet. Şimdi baktığınız zaman niye insanlar yatak örtüsünden düşünelim? Mesela şimdi aklıma geldi. Dümdüz bir kumaş örtmüyordu, ona dantel işliyor. Ya da at arabaları vardı benim çocukluğumda. Çok hoşuma giderdi onlara bakardım. At arabalarında resimler, süslemeler, dekoratif süslemeler var. Niye bunu yapıyor? Şimdi insan bana göre dual bana göre değil bu böyle ispatlanmış dual varlık. Hem akıl hem duygu varlığı. Şimdi duyarlılık tarafını da beslememiz lazım. Duyarlılık tarafında önemli. Onun da çalışması, onun da bir şekilde işlemesi gerekiyor akıl tarafıyla beraber. İşte bu
herhalde diyorum ben bir içgüdü. Yani bizim kendi içimizde bu var. Yani Allah'ın bahşettiği bir özellik. Yani oturduğumuz işte nedir? Sanat, güzel sanatlarını da bırakın daha önce. Yani kapkaca bir takım yaptığı kapkaca şekillendirmiş. Hepsini aynı yapmamış. Ondan sonra bu dönemlere göre değişmiş. Ondan sonra malzemeye göre değişmiş. Refah döneminde ayrı, yokluk döneminde ayrı. Ondan sonra bu mesela inançlar, kültürler şekillendirmiş sanatı baktığınız zaman. Ve her kültürün kendine özgü sanatı oluşmuş. O da güzel. Yani demek ki sanat toplumların geleneklerinden, kültürlerinden, yaşam şekillerinden de belirleyici olduğu, kendini bir ifade etme şekli esasında. Yani kendini bir şekilde ifade ediyorsunuz. Kendinizi ifade edemezseniz... Toplum ve kişilerin ifade şekli. Bir ifade biçimidir. Kendini, aynen. Yani insan mesela nedir? Şimdi kızdığımız zaman söz yetmez, hareket de yaparız. Ya da başka bir şey de. Yani hiçbir birinin yerine geçmez. Sözlü ifadede, görsel ifadede, jest, mimik, vücut ifadesi de birbirini tamamlar bunlar. Yani bir ifade şeklidir. Kendini ifade etmeyen insan da mutsuz olur. Ha, bu ifadede özgünlük önemli. İşte oraya geliyoruz. Yani bu sefer insanlar özgün olmak istemişler. Yani kendini farklı bir şekilde ifade etmek. Baskı altında kalmadan duygusunu saf haliyle iletmesi mi? O anlamda mı? Duygu ve düşüncesini renkle, biçimle, şekille içinden geldiği gibi ifade etmesi. Yani buna da tabii eğitim aldığı zaman akademik sanat oluyor. Almazsa naif sanat oluyor. Evet. Yani naifin Türkçesi saf yürek. Bir eğitim almadan baktığınız zaman. Yani ilkel toplumlara bakın. Onlarda da bugün mesela 20. yüzyılın başında etkilenmiştir. Dışa vurumcu sanatçılar, modern sanatçılar, ilkel sanattan. İlkel, baktığınız zaman Afrika'daki masklar, şunlar, hepsinde bir ritim, örüntü, bir kumaş. Bakın temel sanat öğeleri, ilkeleri onlarda vardır. Bu insanlar eğitim mi aldı? Almadı. Ama baktığınız zaman aynı o ritim, armoni, onlara çeşitlilik, naif bütünlük, sanatçı diyebiliriz. Onlara naif sanatçı diyoruz. Ha, okula gittiğiniz zaman, eğitim aldığınız zaman akademik eğitim almış sanatçı oluyorsunuz. Bu takım o zaman onun kuralları yok. O içki, yani nasıl müzisyenlerde doğaçlama. O doğuştan vardır o özellik. Eline verdiğiniz zaman kendisi tınısını bulur, çalar enstrümanları. Doğal yetenek. İşte resimde de bu var. Ama bu konservatuara gittiği zaman şekilleniyor. İşte bizde de güzel sanatlar fakültelerine ya ilgili birimlere gittiği zaman bu şekilleniyor. Ve burada ne oluyor? Bu sefer işin formülleri işin içine giriyor Nuri. Yani formülleştirme başlıyor. Akademik sanat dediğimiz zaman. İşte şu sıcak renkler, şu soğuk renkler, şunlar bunlar. İşte nötr renkleri arkaya yaparsan uzağa gider, sıcak renkler yakına gelir. Ondan sonra işte ölçü, başın oranı 8'e 1 falan formülleştirme başlıyor. Bir yerden sonra tabii ki bu işin akademik kısmı. Ama burada da özgünlük yok. Bu sefer sanatçı okulu bitirdikten sonra bunları yıkarak, bozarak kendi özgünlüğünü arıyor. Kendi dilini. Burada ben bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi kişi akademik eğitimi aldığı zaman beğendirme kaygısı başlıyor resimlerinde. Böyle olunca da beğendirme kaygısı tabii paralelinde ticari kaygı da başlıyor. Sanki akademi eğitiminden sonra birçoğu bozmaya başlıyor. Çünkü o özgünlük gidiyor hani bahsettiğiniz. Korku başlıyor. Korku içinde de çok başarılı olamıyor. Çelişkiler içinde çalışmaya başlıyor yaptığı resimde. Ne dersiniz? Şimdi beğendirme kaygısı derken sanat kendini bir ifade etme şekli demiştik değil mi? Yani tasarım burada sanatı, güzel sanatları resmi ayırmak lazım. Tasarımda bir mesaj vardır. Yani o mesajı kısa zamanda afiş diyelim. Tasarımcı, grafik tasarımcı çok az 2-3 dakika bakar yani ya da 5-10 saniye onu da vermek zorunda. Aynı mesaj, herkes aynı mesaj almak zorunda bir de. Yani şu ürün iyidir, iyi temizler. Ondan sonra derin bir deterjan. Çok etkilidir. Herkes aynı mesajı verir. Ama resimde öyle bir şey yok. Yani sanatçı kendini ifade eder. Dileyen isteyen istediğini alır. Mesajı alır. Çünkü burada şey de önemli. Yani tüketici de önemli. Şimdi diyelim siz kırmızı renk burada var değil mi? Evet. Baktığınız zaman. Siz buraya gelmeden önce eşiniz size babalar günüydü. Kırmızı bir çiçek verdi. Çocuğunuz öptü. Bu kırmızı rengin sizdeki etkisi bugünlük. Antikor gibi aynı. Gayet
İyi. Aynen. Allah korusun bir trafik kazası gördünüz, yerde kırmızı kanlar falan, onu bilinçaltında oraya gönderme yapacak. Bugün siz belki üzülüneceksiniz. Yani bunun bir tek doğrusu yok. Zamana göre, kişiye göre, hatta karnınız tokken, açken, paranız varken, yokken algı farklı algılayabilirsiniz doğruyu. Tabii direkt psikolojiyle ilgili. Tabii algılama var. Yani algılamada yani insan insanın durumu, sosyolojik durumu, fiziksel durumu, akıl sağlığı hepsi önemli. Yani buna göre farklı bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Yani nerede geldik buraya? Tekrar dağıtmadım konuyu. Yani baktığımız zaman kendini ifade eder sanatçı. Algılayan aynı mesajı almaz aynı kişi. Ressam, sanatçı bence beğendirme kaygısını taşıdığı an iş sıkıntı başlar. Aynen. O zaman otonomluğu gider. Yani çünkü o tabii özgürlüğü, tabii. Ondan sonra serbestliği, bunları gitmemesi gerekir. Sanatçı tektir. Yani o etkilendiği zaman o zaten sanat eseriyle ilgili bir takım bence bana göre sıkıntılar çıkmaya başlar. Hani sanatçı... Çocuk resimleri o yüzden çok değerlidir. Hiçbir baskı altında kalmadan tamamen tabii, çocuk içten gelen bir duyguyla yapıyor çünkü. Çünkü çok değer vermek de gerekiyor. Çocuk resimleri ne zaman değer kazanmaya başlamış biliyor musun? 20. yüzyılın başında. O zamana kadar pek bakmamışlar insanlar, onu eksik olarak görmüşler insanlar çocuk resimlerini, işte perspektif eksikliğini, tabii, ondan tekniğe sonra uygun değil tabii, falan. Tabii onları. Ama ondan sonra biliyorsunuz kübizmle beraber soyut sanat önem kazanınca insanlar nasıl farklı ifade ederiz kendimizi? Çünkü daha önce insanlar doğayı olduğu gibi yapıyorlardı. Resmediyorlardı ama fotoğraf makinesi ortaya çıktıktan sonra, fotoğraf makinesi bunu çok güzel yapıyor Nuri. Sürrealistlere. Ne gerek var? Tabii ne gerek var? Çünkü sen önceden ne diyorduk biz? Aynısını yapmış ya fotoğraf gibi. Ama bakın 21. yüzyılda da hala bunu söylüyorsak bence bir sıkıntı var. Çünkü fotoğraf makinesi bakın neyi yakalayamaz? Duyguyu yakalayamaz. Aynen. Benim hislerimi yakalayamaz. Ama ben senin hislerini yakalarım Nuri Hocam. Belki fotoğraf makinesine kadar evet ama evet, ondan sonra değişti. Çünkü zaten makine idealini çekiyor. Daha önce mesela birçok insan neden resim yaptırdı? Fotoğraf makinesi yoktu. Geçmişte kalsın. Asıl evet. Ataları şu bu bir dokümenter özelliği vardı resmin. Ama ondan sonra ne oldu? Resim bizim için bir, yani doğa bizim için bir sözlük oldu. Oradan yeni bir kitap yapmak, yazmak durumunda kaldık. Aynen. Yani aynı sözleri değil. Bu sefer de işte çocuk resimlerine baktılar, hakikaten başka. Bir ifade şu bu, ondan sonra çocuk resminden etkilenen sanatçılar oldu. İlkel sanattan etkilenen sanatçılar oldu biliyorsun 21. yüzyılda. Bak bu sefer nasıl farklı şekilde insanlar kendini ifade etmişler. Onlara yani duygu mesela dedi, şimdi ben... Size şimdi ne diyeyim, yaşlı bir insanın resmini yap desem, gidip de böyle artık oldukça estetik ameliyatlardan sonra tamamen kendini değiştirmiş, gençleşmiş, ondan sonra o doğallığını yitirmiş yaşlı bir insanın resmini yaparsın ya da yıpranmış, elleri çatlamış, yüzleri kırışmış o insanı mı yaparsın? Ama burada zaten esasında sen yaşlılığın fotoğrafını yapıyorsun. İşte yaşlılığın fotoğrafını yaptığın için onda ifade, tarihi de görüyorsun tabii çünkü. Ki. Yorgunluk, aynen. Çıkacak yorgunluk, duyguyu geçmiş, yakalıyorsun. Deneyim, onları bak burada hemen görüntü gitti, görüntü gitti. Görüntünün dışında bir takım şeyleri ifade etmek zorundasın görsel olarak. Bu nedenle o insanı seçersin. Sonra çocuk resminde, çok güzeldir çocuk resmini. Ben yıllar önce sanat eğitimi, biliyorsun eğitim fakültesinde de ben görev yaptım. Sanat eğitimi konu üzerinde benim makalelerim, yazılarım da vardır. Çok da zevkliydi, keyifliydi. Çocuklar mesela şimdi o kadar ilginçtir ki eşim sınıf öğretmeni benim. O anlatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bir çocuk hiç saçlarını çizmiyor Nuri Hocam. Saçlarını çizmiyor. Resimlerde hep saçları olmayan figürler çiziyor. Araştırıyorlar. Çocuk, neden böyle? Neden böyle? Yaparlar ya okullarda bit taraması falan. Çocuk herhalde arkadaşları yanında bit bulmuşlar. O da çok onu rahatsız etkilemiş, sıkıntı oluşturmuş psikolojik herhalde. Saçlarını görmek istemiyor. Yani mesela bir çocuk nedir? Kardeşini mesela çizmez. Küçük, anneyi küçük çizer, babayı büyük çizer. Bakın yani orantı gitti. Sen istediğin kadar doğru orantı yap. Yani insan orantısı şudur. Ama o ne yapıyor? Onu daha önemseyerek, diğerini küçülterek, bakın etkiyi daha kavramsal kafasındaki bir değeri yansıtıyor. Kavramsal bir boyut ekliyor yani çalışmalara. İşte kavramsal tarafı ön plana çıkmaya başlıyor bu ben sefer. Ben bir tarihte kurs verdim burada, bir 6 yaşındaki çocuğa özel ders. Yaptığı resimde baktım ki 3 kişiyi beraber el ele tutmuş,
Biri ötede, şişman ve siyah. Merak ettim, dedim bu kim? Neden böyle yaptın? Meğersem anne baba ayrıymış. Uzakta çizdiği kişi baba. Babayı sevmediği için de onu siyaha boyamış. Tabii renk çok güçlü. Anne baba ve ablasını el ele tutmuş şekilde çizmiş. Babayı ayrı çizmiş. Ayrı çizmiş değil mi? Yani sevdiklerini öde. Evet. Hatta bir çocuk mesela kan davası varmış. Hep böyle kapalı bir yerde çiziyordu. Ailesi gelmiş herhalde beri. Hep böyle kapalı bir yerde çiziyor kendini. Koruyor bir çizgilerle bir orada bir ne diyeyim? Bir kutu gibi kendine bir güvenli alan oluşturuyor resmin üzerinde. Yani yansıtırlar. Yani burada işin işte kavramsal boyutu. Nereden geldik? Görsel boyutta işin artık ikinci planda kalıyor. Daha kavramsal boyutu. Ama kavramsal sanat da çok önemli. Yani baktığımız zaman soyut resim, evet. Kavramsal resim burada şimdi. Hep derler ya soyut resim bu ne? Şimdi tam bu da ne? Onu soracağım. Yani işte Picasso'nun resmine bakılır. O İkinci Dünya Savaşı sahnesi hatta. Şimdi evet, öküz kafası var, başka figürler var, garip garip karikatür resimler var. Diyorlar ki bu nasıl resim? Bunda ne anlaşılıyor? Niye bu kadar pahalıya satılıyor trilyonlarca? Şimdi soyut resim nedir? Nasıl anlaşılır? Evet, ben biliyorum tabii ki bu bir eğitimli olan bir şey ama şimdi halk yönünden baktığımızda ne dersiniz? Soyut resim nasıl anlaşılır, nedir? Soyut resmin önce bir geçmişine bakalım. Soyut resim nasıl başlamış? Önce figürleri dedim ya, deforme ederek, ondan sonra bazı detayları azaltarak, bazı detayları çoğaltarak, onu yorumlayarak başlamış. Evet. Buna soyutlama diyoruz biz. Deforme ederek, biçimini bozarak, uzatarak, kısaltarak, sonra... Kendi bakışız. Yani, o zaman öyle diyelim. Şimdi Nuri Hocam, yani sen diyelim çalışan bir insan olsun diye vurgulayacağım ben senin. Ellerini büyük yaparım mesela, bacaklarını kaslı yaparım değil mi? Zayıf insan yapsam daha farklı yaparım. Yani deform başlı ifade ön plana çıktığı zaman. Daha sonra sanatçılar tamamen doğadan kopmuş. Tamamen geometrik biçimlerle, şekillerle. Yani iki tür soyutlama var zaten. Metamorfik ve bir geometrik soyutlama. Tamamen kopmuşlar. Renklerle, biçimlerin dokularıyla. Picasso dedin ya, Picasso soyut sanatta çok önemli. Onun için Picasso'nun bir sözünü söylemek istiyorum. İnsanlar diyor, kuşun sesini, işte ondan sonra suyun sesi, rüzgarın sesinden sadece dinleyerek keyif almak alıyorlar da niye resme gelince anlam çıkarmaya çalışıyorlar? İşte resme de o renklere, biçimlerin, duygulara, şekillere bir kuşun sesi gibi bakmak lazım. Yani kuş bir şey demiyor. Bakın bazen ben giderim, şimdi bisikletle çıkarım doğada gezerken bir ağacın altı. Sadece kuşların sesini hiç ama anlaşılır bir dil değil. Ama yani alırız. Göze hoş gelsin, anlamı önemli değil gibi. Hayır, şöyle. Her sesin, her rengin görsel algılamada bir karşılığı vardır. Şimdi mesela, bilmiyorum doğru mu, bir yerde galiba görmüştüm. Trafikte en çok kaza yapan arabalar kırmızı diye, bilmiyorum. Ya da mesela sıcak renk diyoruz değil mi kırmızıya? Neden her sıcak? Dokundurma. Şimdi boğa değil mi, evet. O kırmızı? Kırmızı. Sonra şöyle geleyim ya. Daha bir örnek vardı. Bir iş yerinde insanlar üşüyorlar. Peteklerin sayısını arttırıyorlar. Şunu arttırıyorlar. İşte ısıyı arttırıyorlar falan ama daha sonra etkilemiyor. Rengi değiştiriyorlar. İnsanlar ısınıyor. Yani her rengin, her biçimin bir insanda algılama şeyi var, etkisi var. Dokunuşu var. Şimdi mesela Mudanya'ya gittin, Burgaz'da oturdun sahilde. Ya da küçük kumda da şurada burada. Kışın gittiğim zaman o gün batımında kırmızı renkler var. Ondan sonra işte bir takım sıcak var. Dalgalar böyle dümdüz, çizgiler dümdüz deniz. Aldığın duyguyla kışın şu senin arkanda gri renkler var bak bu resimde. Evet. Morlar, dalgalar karışıyor, çizgiler karışıyor, sert çizgiler. Onunla aldığın his aynı mı? Ya da mesela bir uçak sesi, gürültü, jet sesi. O da bir sestir. İrkilmeyle. Ama oradan bir at arabanın şıkır 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 sesi geliyor. Aynı ses şeyi mi alıyorsun? Hissi alıyorsun. İşte renklerin, biçim. Müzikte de aynıdır bakın. Değil mi? Yani şey, müzikte diyorum, dansta. Hareketlerin sert hareketlerle yumuşak hareketler. Çizgide de bakın. Şurada mesela sert şöyle bir çizgi yaptığın zaman etkisi başka. Ondan sonra... Bunun kavisi arttırdığın zaman algılamada da mesela kaligrafi neden güzel? Estetik başlıyor tabii. Kaligrafik hoş duygular uyandırır insanda o. Yavaş kavisler, iç içe geçmeler. Mesela hat sanatını çok severim ben. O biçimsel, o tamamen o yumuşak dönüşler, şekiller insanda böyle hoş, sakin, keyifli duygular uyandırır. Ama onu birden sanatçı diyelim mesela Pollock attı renkleri, attı üzerine sürttü bunu. Aynı o enerjiyi,
aynı o karışıklığı hissedersiniz yani. Aynı o size verir. Onun için soyut resmin bu algısal boyutu var. Ha, onun dışında kavramsal resim dediğim zaman ona bir hazır bulunuşluk gerekiyor. Mesela özellikle nerelerde? Biyenerlerde. Biyenerlerdeki eserlere bakarken sizin bir hazır bulunuşluğunuz olması gerekir. Yani bu tabii ki gerekli değil ama tam anlamak istiyorsanız mesela Boğaziçi Köprüsü'nde diyelim bir ışık yanıp sönüyor bir Biennale'de. Neden yanıp sönüyor? Şimdi baktığınız zaman ondan bir şey anlayamazsınız. Nasıl anlayacaksınız? Kavramsal çünkü bir sanat bu. Kavram önemli. Siz bunu aynı işte buna bakar gibi ağaç, kuş, işte burada deniz, işte renkler ne güzel ona öyle bakmayacaksın ki. Onu Zeynep Kamil'e bağlamış. Her çocuk doğduğunda lamba yanıyor. Yani bilmen lazım. Yani bir bilgi gerektiriyor. Bir hazır bulunuşluk gerektiriyor. Yani biraz o kişiyi araştıracaksın. Neler yapmış, neler etmiş. Kavramsal sanatı, kavram nereye çözülür? Kavram akılla çözülür. Yani biraz araştırmak gerekiyor. Biraz yani hemen... sanatçıyı da tanımak lazım. Tabii sanatçıyı resimle tanımak beraber gerekir. Ondan sonra o dönemin, onun yaptığı resimleri, yaşadığı dönemi çözmek gerekir. Değil mi? Şimdi dışa vurumcu, Alman dışa vurumcu resimlerine bakıyoruz. Çarpık çarpık insanlar böyle bozulmuş formlar. Ama 2. Dünya Savaşı yılları, 1. Dünya Savaşı yıllarıydı. Baktığınız zaman kollar bacaklar havada uçuşuyor, savaş var, şu var. İnsanlar orada çok cıvıl cıvıl mutlu resimler yapması mümkün değil. Çünkü hakikaten ortam çok şey. Yani savaş döneminde çıkmış bir akımdır mesela insanlar. Ondan sonra bakıyorsunuz işte anti art başlamış. İnsanlar tepki göstermişler mesela değil mi? Şeyde tamamen resmi ortadan kaldırmış. Tuvali ortadan kaldırmış. Ondan sonra mesela bakıyorsunuz Andy Warhol'un resimlerinde değil mi? O baskılarında sanatçıyı da ortadan kaldırmış. Serigraf baskı yapmış. Yani Ahmet Hocam konu çok derin. Derin, evet. Yani böyle yarım saate sığacak gibi değil. Süremizin de sonuna yaklaştık. Hatta bu güzel sanatlara girişle ilgili falan da sorularım vardı ama yetişmeyecek. Çok kısa özetlesek, ne tür öneride bulunursunuz özellikle gençlere ve resimle uğraşan, şimdi, resim sevenlere diyelim? Öneri derken benim önerilerim kişiye göre değişir bu esasında. Dedim ya bilimde formül vardır ama sanatta formül yok. Yani ama özel yetenek gerektiren bölümlere nasıl öğrenciler alıyor? Onlar da biliyorlar artık. Yani ne yapıyorlar? Genelde doğru yani fotoğraf makinesi dedik ya. Doğru oran, gerçekçi anlatım diliyle ya da hayal gücüyle imgesel olarak yani iki tür var. Bir gördüğünü doğru çizmek, bir de imgesel hayal olarak bakmadan aktarmak. Hayal gücüne dayalı yani kendi imaj bankına, belleğine attığın görsellere, deneyimlerine dayalı olarak. Şimdi mesela ben burada ne yapıyorum? İstanbul birçok kadar o kadar çok çizdim ki artık bu bende kayıt var. Onları kullanarak resim yapıyorum. İmgesel bir şekilde resim yapma. Yani genelde baktığınız zaman Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bu şekilde iki şekilde sınav yöntemiyle diyelim ya da iki içerikle öğrenci alıyorlar. Bir imgesel yani hayalden görmeden resim bir konu veriyorlar alıyor, çiziyor çocuklar. Ondan sonra bir de bakarak model. Canlı model işte obje neyse temeli evet, bu. Evet. Bu kendi içinde değişir ufak tefek bir takım nüans farkları olur ama temeli bu. Bu şekilde öğrenciler alınıyor. Bana göre tabii ki son sanat. Şimdi ben mesela erkek sesinde benim kitaplarıma bakıyorum. O zaman hep hocaların portrelerini çizmişim kitaplara. Evet. Resimlerini çizmişim. Ben çocukken de öyleydi. Hep resim çizerdim. Yani durduğum yerde resim çizerim. Yani bence sanat sevdiğini alamazsan aldığını sev olmamalı. Sevdiğin olmalı. Ve öyle son birkaç ayla, son bir seneyle çalışmayla falan değil de daha uzun süreli, geçmişten, hakikaten istediğin, senin sanat bir aşk işidir ya. Yani o şekilde bence seviyorlarsa insanların bu işin içine çok büyük beklentilerle. Gerçi artık tabii, her meslek olarak düşünülmemeli. Ya aslında meslek olarak da düşünmemeli. Esasında ben de öyle diyorum yani ama yani çünkü hakikaten baktığınız zaman çok güzel tıp doktorları var. Güzel keman çalıyor. Böyle olmalı. Tabii çünkü ama o çok değerli yapıyor işte o zaman. Neyi? O insan sanatla uğraşıyor. Sanat nedir? Fine. İnceltir insanı. Zarifleştirir. Yani o aklın katılığını, sertliğini, keskinliğini yumuşatır.
Sanat çok önemli. Yani sanat bu açıdan önemli. Yani insanları inceleştirmenizi, zarifleştirmesi açısından sanatın önemli. Olduğu yerde kötülük olmasa yani değil. Sanat derken sadece resim değil. Müzik, her dans, alanda. Bir mühendisin de, ondan sonra bir hekimin de, farklı meslekten insanların da ben sanatla ilgilenmelerini isterim. Yani bakın mesela mahallede bizim kuş besleyen abilerimiz vardı. Onlar ötekilerden daha naifti. Onlar daha bir değişiyordu yani diğerlerine göre. Onları daha farklılaştırıyordu. O bile önemli. Bir, onun için mesleğinin dışında insanların, hani hobi diyorlar ya, ben hobi demiyorum. Bu tür uğraşlarla uğraşması, ama şiir olsun, ama dans, ama görsel sanatlar, ama müzik kesinlikle çok önemli. Gelişmişlik bence belki de bu. Yani çünkü o zaman insanların hem akıl ve duygu dengesini sağladıklarını düşünüyorum. Dedik ve noktayı koyduk. Evet, yaptığınız resim de gayet güzel. Tabi süre sınırlı, belki istediğiniz etkiyi veremediniz. Şöyle biraz daha şey kullanacaktık, leke değerlerini falan. O şekilde. Şöyle tabi. Ondan sonra şöyle. Umarım başka zaman tekrar karşılaşırız. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, bugün de program sona erdi. Renk Yüzler programı. Haftaya yeni konuk, yeni teknik ve yeni resimle görüşmek üzere. Hoşça kalın.